Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz umuyoruz. Profesör Doktor Küçük Osmanoğlu da haberimizde izleyeceksiniz. Diyor ki salgın gerçekten kontrolden çıkmış durumda ve biz bu tedbirlerle kontrol altına alınacağını beklemiyoruz. Umuyoruz. Tabii kendisi bir bilim insanı olarak gördüğü tabloyu yorumlayarak öneride bulunuyor aslında. Ancak bizler de vatandaş olarak, gazeteci olarak bekliyoruz ve umuyoruz. Umuyoruz yeterli sayıda aşı temin edilecek. Gerçekten öncelikli gruplar seçilerek tüm nüfusumuz aşılanacak. Umuyoruz tam kapanmayı kaldırabilecek bir ekonomimiz olacak. Sizler de umuyoruz etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen öne çıkan başlıkları aktaralım bültende. CHP'nin 128 milyar dolar nerede pankartlarının ardından tek adam AŞ elektrik ve doğalgaz faturası isimli broşürlerinin dağıtılmasına da engelleme neden geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşine ait olan firmanın Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yaptığı iddiası muhalefetin gündeminde. Bakan iddiaya ne dedi? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 bütçe öngörülerini açıkladı. Kara tahtadaki gelir gider hesabında yük acaba kimin sırtında? Ramazan ayında en çok tatlıcılar satış yapar. Artan maliyetler sonrası bu Ramazan'da durum ne? Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ama önce koronavirüs ve açıklanan son tablo. Efendim ne yazık ki son tabloda da vaka sayısı 63 bini aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 289. Ve yaşanan acılar sürecin sayılardan ibaret olmadığının en net kanıtı. Çok genç kayıplarla her gün yüzlerce eve ateş düşüyor. Biz de yakınlarımızı kaybediyoruz. Meslektaşlarımızdan, yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, ailemizden kayıplarımız var. Ve bunların hani cenazelerine doğru dürüst katılamıyor insanlar. Gerçekten büyük bir acı, büyük bir ızdırap. Biz rahatsızlandığımızda evde bize nasıl destek olunacak? Çıkmadan sonra. Eylül ayında koronavirüs endişesini bu sözlerle dile getirmişti. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği Başkanı Ramazan Baş son 24 saatte virüse yenik düşen 289 hastadan biri oldu. Vaka sayısı ise salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 63 bini aştı. Salgın kontrolden çıktı deyimi az kalıyor. 63 bine yükseldi dünkü vaka sayısı bu. Dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci. Yani oraya yerleştik artık biz. Hatta nüfusa oranlarsanız Türkiye dünya birinciliğini kimseye kaptırmıyor. En acı sayılar yer alıyor her gün koronavirüs tablosunda. Nisan ayı salgının en çok can aldığı ay oldu ne yazık ki. Bundan 7 ay önce omurilik felçlerinin salgın döneminde yaşadığı zorlukları anlatmıştı Ramazan Baş. Yıllarını, emeğini Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne adamıştı. O da virüsün sevdiklerinden ayırdığı isimlerden oldu. En önemli sorunlardan biri de hastalandığımızda hastaneye gidemiyoruz. Çünkü hastaneler ciddi bir risk taşıyor. Devlet hastaneleri çok yoğun. Gerçekten hani kontrolden çıkmış durumda. Bu tedbirlerle kontrol altına alınacağını biz beklemiyoruz, umuyoruz. 30 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Özgün Öztürk de 5 aylık hamileydi. O da koronavirüse yakalandı. Genç kadının cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Acının bir diğer adresi ise Mersin'di. Bir hafta içinde aynı aileden 3 kişi hayata gözlerini yumdu. 6 gün önce annesini, 2 gün önce de babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Halil Arpacıoğlu virüse direnemedi. 38 yaşındaki itfaiyecinin çocuğu babasız kaldı. 41 yaşındaki taksici Sadık Dağdönderen'in meslektaşları ise İstanbul'daki cenaze töreni kalabalık olmasın diye onu oluşturdukları bu araç konvoyuyla uğurladı. Gün geçtikçe meslektaşlarımızdan birer birer toprağa veriyoruz. İnşallah bu son olur. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu'na göre vaka sayılarının daha az olduğu geçen yıl uygulanan tedbirler şimdiki kısmi kapanmadan daha etkiliydi. İlk dalgası sırasında alınan tedbirler hani yetersiz olsa bile anlamlı tedbirlerdi. Hani özellikle toplumsal hareketliliği kısıtlayan tedbirler, yurt dışından gelenlerin 14 gün izolasyonda tutulması. Bunlar hızlı bir şekilde sonuç verdi aslında. Bu tedbirlerin çok uzağındayız.
Ağır hasta sayılarındaki artış da son günlerde çok fazla. Bu da yoğun bakım servislerinin dolmasına neden oluyor. Hatta bazı illerden komşu illere mecburen hasta transferi yapılıyor. En yüksek rakama ulaştı ilimiz ne yazık ki. Yoğun bakımlarımız Lobigaz ilçemizde sınırlarına dayanmış durumda. Yoğun bakımlarımızda da ciddi anlamda artışlar görüldü. Birçok yerden emdat sesi geliyor. Kötü durumdayız. Hatta şehirler arası yoğun bakım hasta transferlerinin olduğu söyleniyor. Yoğun bakım servisleri bazı illerde bu korkutucu noktaya ulaştı. 100 binde 882 vaka sayısıyla zirvede olan Kırklareli'nin tabip odası başkanı Doktor Taner Pehlivan yaşananlara öne alınamayan bir orman yangınına benzetti. Bizim bölgemiz için şu anda bir orman yangını olduğunu farz edelim. Bu sürekli bir yerlere sıçrıyor. Belli sayıdaki yoğun bakımı ki bu 3. seviye yoğun bakımların herhalde 3'te 2'sine tekabül ediyor. Covid'e ayırdık ve tamamen dolu vaziyette. Çıkan hastaların yerine yenisini alıyoruz. Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuydu. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal. Yeni bir hastayı yoğun bakıma kabul etmek için bazı hastanelerde sıra beklendiğini anlattı. Tedbirlerde geç kalındığını söyledi. Önce bakalım sonra tedbir alalım yerine. Önce sıkı tedbir alalım. İşleri iyi giderse gevşetiriz politikasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Sağlık perspektifinden baktığım zaman. Yoğun bakım son savunmadır. Yoğun bakımın boş tutulabilmesi başarıdır. Yoğun bakım boş kalamıyor çünkü koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısı en sert sıçramalarından birini yaptı. Sadece bir günde 3080'den 3205'e yükseldi. Yaşam savaşı verenlerin sayısı yoğun bakımları zorluyor. Özellikle de 6 ilde. Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde %80 üzerinde. İşte bu kritik illerden biri de Rize. Tabip Odası Başkanı Doktor Kazım Şahin'e göre salgın bu hızla devam ederse yeni yoğun bakım yatakları gerekebilir. Bakanlığın açıkladığı tabloda ağır hasta dediği zatürreli pnömonili hastaların sayısı artarsa eğer onlara da yoğun bakım gerekirse yeni yoğun bakımları aşma zorunda kalabiliriz. Yoğun bakıma giren hastaların yaş ortalamasında aşağıya doğru bir düşüş var. Yoğun bakımlardaki yaş ortalaması düşüyor. Yoğunluksa günden güne artıyor. Şu anda Türkiye olabileceği en kötü durumda. Çok 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 daha kötü durumdayız. Dünyanın en kötü ülkesiyiz şu anda. Efendim tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bir de hatırlarsınız 2018 yılında meydana gelen Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda Selih kaybeden ve o günden bugüne adalet arayışını sürdüren Mısra Öz var. O da koronavirüs nedeniyle entübe edilmiş. 20-25 gün yoğun bakımda kalacakmış. Entübe çok ama çok zorlu bir süreç. Bir yakınımdan ve yoğun bakım doktorlarının ifadelerinden biliyorum. Kendisi belki de dünyanın en büyük acısı, evlat acısını yaşarken adalet için dik, kararlı duruşundan hiç taviz vermedi. Mısra Hanım, acil şifalar size de. Umarım kısa sürede atlatırsınız ve hep birlikte adalet arayışımıza devam ederiz. Sayın seyirciler, 81 ilde 58 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Önceki hafta sonu yasaklarında kalabalık olan İstanbul bugün nispeten sakindi. Çok kalabalık oluyor ve insanlar biraz da suistimal ediyor. Bugün çok iyi, bugün bomboş. 81 ilin tamamında uygulanıyor sokağa çıkma yasağı. Cuma akşam 19'da başladı. Pazartesi sabah 5'e kadar 58 saat boyunca sürecek. İstanbul uzun zamandır olmadığı kadar sakindi. Salgının ulaştığı bu son tablo belli ki tedbirlerin önemini hatırlattı. Daha kalabalıktı geçen hafta da. Dedim ki bu ne ya, normal gün gibi. Bu hafta çok iyi yani. Normal böyle olursa iyi. Ölümlerin fazlalaşmasından dolayı da olabilir. Artan koronavirüs vakalarının etkisi ve havanın yağışlı olması sebebiyle İstanbul bugün daha sakin. Daha önceki sokağa çıkma yasaklarındaki o kalabalık görüntüler yerini sessizliğe bıraktı. Geçen haftaya göre biraz daha az. Bence uyuluyor gibi geliyor. Artık herkes ciddiyetinde. Kısmi kapanma kararıyla Ramazan ayı boyunca bütün illerde hem cumartesi hem de pazar sokak kısıtlaması uygulanıyor. Denetimler sıklaştırıldı. 21 bin jandarma ve polis görev başındaydı. Kısmi kısıtlama dönemine girmiş bulunmaktayız. Sokağa çıkma yasağına rağmen toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat serbest. İstanbul'da jandarma ekipleri de bu nedenle şehirler arası yolculuk yapan otobüsleri denetledi. O araçlarda %50 kuralı yok.
Tüm koltuklar doluydu. Jandarma ise yolculara otobüsten iner inmez evlerine gitmeleri uyarısında bulundu. Bugün ve yarın sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte. Lütfen varacağınız yere ulaştığınızda ilgili arkadaşlara mutlaka biletlerinizi gösterin. Direkt yerinize geçin. İstanbul'un turistik merkezleri, özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sokağa çıkma kısıtlamalarında bile normal bir günden farksız oluyordu. İşte bu yoğunluğun önlenebilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin arttırılacağını açıkladı. Pasaportunu gösteriyor elbet, başım üzerine pasaportum var. Pasaportum var diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade edin. Elimde böyle bir yetki var. Acımam da. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oturma izni olanların da pasaportlarıyla dışarıda gezdiklerini söyledi. O izni iptal ederim dedi. Turistlere sağlanan muafiyeti kötüye kullananlara müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yurt dışından geliyoruz da o yüzden. Çift pasaport sahibi misiniz? Hayır, Türk vatandaşıyım ama Avusturya kimliğim var. O yüzden yani. Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz. Ya biliyoruz ama hani gurbet evlerdeyiz. Burada da dışarı çıkmak istiyoruz ister istemez. Yani vatana gelmişiz. İsmini okuduğum çıksın. Oku. İzmir'de de jandarma ekipleri operasyondaydı. Çiftlik evine yapılan kumar baskınında 62 kişiye 109 bin lira ceza kesildi. Antalya'da ise yasağı delenlerden biri mutfak dolabına saklandı. Ama polisten kaçamadı. Bir şahsın mutfak dolabının içerisinde saklandığı görülmüş. Kocaeli'de ise 17 kişi suçüstü yakalandı. Onlar hakkında da adli işlem başlatıldı. Kimlikleri çıkaralım. Önceki yıllarda da Ramazan ayında daha az iş yapardı restoranlar ama bu yıl her zamankinden de fazla zorluk yaşıyorlar. Kısıtlamalar nedeniyle garsonlar evlerinde, kuryelerse görev başında. Ancak onlar da gün boyunca çok az sipariş teslim ediyor. İş yok. Gördüğünüz gibi salon bomboş. Paket servis yani bizi kurtarmıyor. Paket servis 10 tane paket ne olacak? Akşama kadar attı. Neyi yetecek? Hepsi kar olsa geri yetmez. Açıyoruz ama boş. Kısıtlamalar çok etkiledi bizi yani. İş yok, gücü yok. Sipariş yok şu anda. Ha, bekliyoruz. Şu anda buradaki dükkanların yarısı kapalı. Sadece paket yapanlar açık. Biz İşin yükü bizde. Patronumuzu görüyorsunuz. Onun da yapacağı bir şey yok. İş yapamıyor çünkü. Sadece biz yapıyoruz işi ama kurtarmıyor. Ramazan'da gün içinde zaten işleri düşerdi restoranların. Ama artık gün boyunca olduğu gibi iftarda da müşteri kabul edemiyorlar. Hafta sonları ise gel al şeklinde hizmet vermeleri de yasak. Sadece paket servise izin var. O da sipariş gelirse. Ben bugün daha yeni iki paket götürdüm. Normalde cumartesi günleri bizim iş, ben bu saate kadar 10-15 paket götürmüş olmam lazımdı. Bayağı bir düşük. Paket servis var ama içeri yoğunmadığı için de bayağı düşüyor. Paketi de günde 10-15 tane ancak çıkıyor zaten. Mücadeleye devam ediyoruz. Esnaf hakikaten zor durumda. Açamayan, gelemeyen çok esnaf var kapatan. Restoranlardaki çalışan sayıları zaten düşmüştü. Hafta sonları ise garsonlar evde, kuryeler görevde. Ben yaklaşık 20 senedir burada esnafların içindeyim. 30 kişi çalıştırıyordu şurası. Şu anda 5 tane kuryesi var. Garsonları çıkardı. Garson arkadaşlarında öyle hani ücretsizinde gönderdik mecbur. Çünkü iş olmadığı için mecbur ücretsizinde gönderdik. Sadece 2 tane motorcu varız dükkanda. Onlar da işte o devletin verdiği ücretsiz izin işte. Onun parasını sadece onunla geçiniyorlar. Garsonlar çalışmıyor zaten. Sadece kurye arkadaş. Normalde benim 6 çalışanım vardı. Şu an bir tane kurye çalışanım var. Başka yok. Kısıtlama gün ve saatlerinde gel al hizmet yok. İşletmeler sadece paket servisle hizmet veriyor. Bu süreçte yükü omuzlayanlarsa kuryeler. Gece gündüz yağmur çamur salgın riski demeden siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama paket servise dükkanı ayakta tutmaya yetmiyor. Gün içerisinde alınan o birkaç siparişle işletmeler dönmüyor. Salgının başından bu yana herkes evdeyken kuryeler yollarda. İki tekerlek onların ekmek teknesi. Zorlu çalışma şartlarına rağmen evlerine ekmek götürebilmek için sipariş bekliyorlar. Vallahi yani zor bu hava şartlarında da zaten gördüğünüz gibi yani hem soğuk hem yağmur. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bu İstanbul'un trafiğini de biliyorsunuz. O risk de var. Her an ne olacağı belli olmayan bir iş yani. Sadece büyük bizim üzerimizde. Bizim maaşımız askeri ücretle devam ediyor. Riskli iş yapıyoruz. Yani iki teker, araba gibi değil. Bir kaza yaptığımızda bütün hayatımız bitiyor. Bu
bugün hiçbirimiz Twitter'a ulaşamıyoruz. Dolayısıyla göremiyorum oradan attığınız mesajlarınızı. Ancak Fox Haber'in Instagram hesabından yine aynı etiketle umuyoruz etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ulaşabildiğim birkaç mailiniz var bize attığınız mesaj. Onlardan birisi Türkiye Tabipler Odası yaptığı açıklamada ölümlerin açıklanan rakamlardan 3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Gerçekleri açıklamaktan korkuyorsunuz demiş. Umuyoruz en kısa zamanda doğru açıklamaları duymak nasip olur. Bir izleyicimiz de iktidarın artık halkın açlığı, işsizliği, ümitsizliği ve hastalıkla boğuşmasına odaklanmasını umuyoruz diye görüşünü paylaşmış bizlerle. Efendim, koronavirüse noktaya koyuyoruz. Malatya Yeşil Yurdun AK Partili belediyesinin Gezi adı altında 45 kişiyi Almanya'ya götürdüğü, 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. Ardından o skandalın devamı da geldi. Elazığ'da, Bursa'da, Ordu'da benzer geziler adı altında onlarca kişinin AK Partili belediyeler aracılığıyla yurt dışına gittiği ortaya çıktı. Bütün AK Partili belediyede insan kaçakçılığı yapılmış, resmi devletin eliyle devletin pasaportu kullanılarak hala işlem yapmıyorsun. AK Partili bazı belediyeler eliyle hizmet pasaportu alarak yüzlerce kişinin Almanya'ya gidip bir daha dönmediği iddia olmaktan çıktı. İçişleri Bakanlığı sadece Malatya'da vali yardımcısı ve 3 kamu görevlisinin görevden alındığını açıkladı. Belediyelerin hizmet pasaportu alım uygulamasının durdurulduğunu, CHP belediye başkanlarıyla ilgili niye işlem yapılmıyor diye soruyor. Yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanlara ceza vereceğine hizmet pasaportunu iptal ediyorsun. İnsanlarımız çoğu zaman iş, aş bulmak için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Vatandaş işsiz güçsüz dedik, buradan giderler iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa'ya çalışmaya giden yok dedi ama Malatya Yeşil Yurt'la başlayan skandal büyüyor. Elazığ'ın AK Partili Akçakiraz Belediye Başkanı da Almanya'daki sözde bir iş adamının daveti ve bir dernekle imzalanan protokolle 20 kişiyi Almanya'ya gönderdiklerini, 17 kişinin dönmediğini itiraf etti. Hatta Almanya'ya seyahat karşılığında belediyeye kamyon alındığını da. Evet, bir araç aldılar, bir kamyon 100 bin lira ikinci el. Ya kardeşim, burada açıkça belediye başkanı diyor ki evet para aldım diyor. Ey İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, belediye başkanları tarafından itiraf edilmiş insan kaçakçılığı suçu var, bir işlem yapmıyorsun. Belediyelerin bir takım dernekler vasıtasıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine ve bu insanların orada dönüş yapmadıklarına şahit olduk. Elazığ valisi skandalın sadece Akçakiraz'da sınırlı olmadığını söyledi. Soruşturmaların sürdüğünü. Şanlıurfa'nın AK Partili belediyesi Ceylanpınar'da da 37 kişinin benzer bir gezi kapsamında hizmet pasaportu alabilmesi için belediye meclis kararı alındığı ortaya çıktı. Başkan haberim yok savunması yaptı. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. İnsanlar gelmediği halde hizmet pasaportları devlete, Malatya Valiliğine iade edilmiş 43 kişinin. Elazığ'da iade edilmiş. Belediyeler bu işi organize etmiş ya da oyuna getirilmişse bunu bir gaflet olarak değerlendiririm. Bu işin içerisinde para var, para. Bir insan kaçakçılığı var. Belediye başkanlarının parmağı olduğu kesin. Bir AK Parti organizasyonu var. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, belediyelerin yurt dışına insan gidişinin önünü açan gezileri için gaflet diyor. CHP organize iş insan kaçakçılığı ve bu organizasyonlarda imzası olan AK Partili belediye başkanları hakkında soruşturma açılmasını istiyor. Bu işin göbeğinde AK Parti var. AK Parti belediyeleri var. Ey Süleyman Soylu, insan kaçakçılığı konusunda AKP'li belediyeler konusunda ne düşünüyorsun? CHP'nin 81 ilde ilçe teşkilat binalarına astığı 128 milyar dolar nerede pankartlarına yapılan müdahalenin ardından Tek Adam AŞ elektrik ve doğalgaz faturası adlı broşürlerin dağıtılmasına da benzer bir engelleme geldi. 2014-2021 yılı arasında elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan artışların yazılı olduğu broşürlerin dağıtılması savcılık talimatıyla yasaklandı. Muhalefet tepkili. İktidar vatandaşa hesap vermek yerine engellemeye çalışıyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan artışı anlattığımız broşürlerin
dağıtılmasını engellemek ne demek? Bunun neresi suç? CHP'nin 81 ilde ilçe teşkilat binalarını astığı 128 milyar dolar nerede afişlerinin kaldırılması tartışılırken bu kez de partinin doğalgaz ve elektrikte yaşanan artışlarla ilgili hazırladığı broşürlerin dağıtımına müdahale edildi. Zonguldak'ta savcılığın talimatıyla bu broşürlerimizin dağıtılması engellenmiştir. Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış yaşanmadı mı? CHP'nin hazırladığı tek adam maaşı elektrik ve doğalgaz faturası başlıklı broşürlerde 2014-2021 yılları arasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlara dikkat çekiliyor. 2014 yılında 100 lira ödenen elektrik faturasının 2021 yılında vergi ve fonlara yapılan zamlar nedeniyle 220 lira geldiği, 303 liralık doğalgaz faturasının ise aynı kullanım bedeline rağmen 540 liraya yükseldiği. İlçe başkanımız ve 4 ilçe yöneticimiz broşürlerimizde dağıttıkları için karakolda ifadeye götürülmüştür. CHP'nin hazırladığı kıdem tazminatında 10 maddede fon aldatmacası, Arpalık Aile Şirketi ve 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı broşürleri de yasaklanmış. Hatta FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü nedeniyle tüm CHP yönetimi hakkında soruşturma açıldığı da ortaya çıkmıştı. O soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekede düzenlendi. Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan. CHP'nin son hazırladığı broşür elektrik ve doğalgaz zamlarını konu alıyor. İddiaya göre Zonguldak'ta dağıtımının engellenmesinin gerekçesi o broşürlerin üzerindeki tek adam ifadesi. Müjde deyip parça parça zamlar yapmadınız mı? Vatandaşımıza çağ atlatan faturalardan milletimiz şikayet etmiyor mu? Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolar rezervi tartışması sürüyor. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı ama muhalefetten yeni sorular arka arkaya geldi. Merkez Bankası döviz kurlarını belli ve sabit bir seviyede tutmak için satış yapmaz. Merkez Bankası isteyen herkese döviz satmak zorunda değildir. Çünkü Merkez Bankası bir döviz büfesi değildir. 21 Şubat 2017'de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında tesis edilen protokol kapsamında 2017 yılından itibaren ihtiyaç görülen durumlarda kamu bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Madem 2017 yılındaki protokole dayanarak bu satışları yaptınız, ne kadarını 2017 yılında sattınız, ne kadarını 2018, 19 ve 20'de? Merkez Bankası Başkanı'nın hazineyle yapılan protokolle kamu bankaları üzerinden dövizler satıldığı açıklaması muhalefeti tatmin etmedi. Muhalefet, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar rezervin hangi tarihlerde kimlere, hangi kurdan satıldığını soruyor. Bizim istediğimiz Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu evinin mutfağından 128 milyar dolar rezervi gündeme getirdi bu kez. İktidar cephesinden gelen farklı açıklamalara dikkat çekti. Muhalefet, hazine müsteşarlığıyla yapılan protokolün de döviz satış işlemlerinin de detaylı açıklanmasını istiyor. Bu döviz satışlarını neden gerek gördünüz? Bu dövizleri kimlere, hangi tarihlerde, hangi fiyatlardan sattınız? Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası Başkanı halkımıza şunu mu demek istiyor? Şükredin ki biz hayali ve bedava döviz satışı gerçekleştirmedik. Finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir. Döviz kurları da, faizlerde, enflasyonda çok daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Şimdi bu döviz rezervlerinin çarçur edilmesi demek değil de nedir Allah aşkına? Muhalefet Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt değil diyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşine ait olan firmanın Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yaptığına dair Oda TV haber sitesi dün bir haber ve habere ilişkin belgeler yayınladı. Aradan 24 saat geçti ancak Bakan Pekcan'dan iddialara cevap gelmedi. Bakanın kendi bakanlığına mal sattığı iddiası muhalefetin de gündemindeydi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı. CHP o iddianın peşine düştü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşiyle birlikte ortağı olduğu firmaların bakanlığa milyonlarca lira tutarında dezenfektan sattığı iddiasını Oda TV gündeme getirdi. Oda TV'nin yayınladığı belgelerden bir tanesi Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kesilen dezenfektan faturası. O firmanın yönetim kurulu başkanı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan. O faturaya göre firma 100 milim 1 ve 5'er litrelik dezenfektan satışı yapmış İhracatçılar Meclisi'ne. Gerçekten inanılır gibi değil, gerçekten tam bir skandal. Oda TV ikinci bir belge daha yayınladı. O belgede de yine Ruhsar Pekcan eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu firmanın farklı tarihlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı birimlere farklı tutarlarda dezenfektan satışı yaptığı yazıyor. O belgedeki toplam tutar da yaklaşık 1,5 milyon lira. Oda TV'nin iddiasına göre bakanın eşiyle ortak olduğu firmaların bakanlığa yaptığı toplam satış 9 milyon lira. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşiyle birlikte ortak olduğu şirketten kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan satmış. Şimdi Ruhsar Pekcan'dan bekliyoruz. Kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyonluk mal satılıyorsa hemen istifa etmesi gerekiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Anka Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bakansa eşiyle birlikte ortak olduğu firmaların Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yaptığı iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı. Montrö açıklamasına imza atan ve geçtiğimiz hafta 8 günlük gözaltı süreleri sonrası serbest bırakılan emekli amirallerden elektronik kelepçe tepkisi yükseldi. Emekli amiral Türker Ertürk ayağında elektronik kelepçeyle çıktığı televizyon programında konuştu. Emniyette FETÖ ve PKK şüphelileriyle aynı yerde tutulduklarını söyledi. 31 yıl bu vatana hizmet etmenin karşılığı elektronik kelepçe, esasında böyle bir yargı kararı da yok. Bu bir idari uygulama. Montrö bildirisi soruşturmasında gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amiral Türker Ertürk TL1 yayınına ayağına takılan elektronik kelepçeyle çıktı. Tepkiliydi. Elektronik kelepçeye tepki gösteren bir diğer emekli amiral de Atilla Kıyat'tı. 12 yılı amiral olarak 43 yıl üniformamı şerefle taşıdım. Kıbrıs gazisiyim. Bugün elektronik kelepçe takılan bacağımın utancı bana ait değil. İl hudutları dışına çıkmam yasak. Kaçma şüphemiz var mı? Yok. Sanırım bakan tarafından emir verilmiştir. Bize elektronik kelepçe taktı. Montrö ve sarıklı cübbeli amiral açıklaması sonrası ikametgahın bulunduğu il dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılan emekli amirallere elektronik kelepçe takıldı. FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yargılanan cezaevinde kalan isimler kaçma durumumuz yok diyerek tepkilerini dillendirdi. Emekli amiral Ertürk gözaltı sürecini de anlattı. Sabah 6'da terörle mücadele etmiş insanlara, vatan millet diyerek büyümüş bizlere terörle mücadele eden kapımıza dayandılar. Son gün ifadeler alındı. Hücrede şey yaşıyoruz. Dip dibe FETÖ şüphelileriyle, benim yanımda iki FETÖ şüphelisi vardı. Kadir Amiral'in yanında bir tane de PKK. Ya bundan daha onur kurucu, hijyeni falan anlatmıyorum size. Emekli Amiral Ertürk emniyette FETÖ ve PKK şüphelileriyle aynı yerde tutulduklarını anlatırken uzatılan gözaltı süresiyle elektronik kelepçeyle cezalandırılmak istendiklerini söyledi. Montrö ve sarıklı cübbeli amiral açıklamasında darbe iması değil darbe karşıtlığı vardı dedi. Siz darbeye karşıysanız ve Montrö hassasiyetiniz varsa bunu imzalarsınız. Tereddüt etmeden imzaladım. Her şeye rağmen Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız karşı tarafa şöyle yanlış mesaj veriyor. Bu konuyu tartışabiliriz demektir. Daha iyisini yapana kadar diyorsanız bingo burada. Amerika Birleşik Devletleri istiyor. 104 emekli amiralin Montrö açıklamasıyla ilgili soruşturmada 6 emekli amiral ile Milli Savunma Bakanlığı'nın derneklerde bildiriyi kınadılar açıklamasını yalanlayan Emekli Subaylar Derneği Başkanı Namık Kemal Çalışkan da ifade verecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 bütçe öngörülerini vatandaşın bütçe rehberi başlığı altında topladı. Kara tahtadaki gelir gider hesabında yük yine çalışanların ve tüketicilerin sırtında. Emekli olmama rağmen bile
Yani vergi mükellefi gibi hissediyoruz kendimizi. Vergi rekortmeni hep vatandaş. En yüksek vergi yiyor diyen yine vatandaş. Vergi oranları da çok fazla. Yani hani durum belli, ülkenin maddi durumu belli ama hiçbir şekilde vergi azalmıyor. Sürekli çoğalıyor. Çalışan da, emekli de, tüm tüketiciler de dertli vergi yükünden. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberi başlığıyla 2021 bütçesindeki gelir ve gider kalemlerini sıraladı. Tablo gösterdi ki yine rekor özel tüketim vergisi ve gelir vergisinde. Vatandaş aslında vergiyle doğduğu günden öldüğü güne kadar, ekmekten suya kadar, iğneden ipliğe kadar her şey vergi ödediği için artık bunun bir rehbere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Rehberden öte bir hale geldi çünkü vergi sistemi. Artık özel tüketim sayılmayan cep telefonu ya da akaryakıt gibi çoğu üründen hala ÖTV alınıyor. Cumhurbaşkanlığına göre tüketiciler bütçe gelirinin büyük bir bölümünü sırtlıyor. İşte o tablo. Eskiden okullarda olduğu gibi kara tahtanın üzerine ders ve konu yazıldı. Bir tarafta bütçe gelirleri, diğer taraftaysa bütçe giderleri. 922,7 milyar liralık vergi gelirlerinde ilk sırada özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisinden elde edilen miktarsa 213,7 milyar lira. Yani gelir havuzunun büyük kısmını tüketicilerden alınan vergiler oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz yıl toplanacak her 100 liralık verginin 52 lirası sadece KDV ve ÖTV'den toplanacaktır. Zaten vatandaş dolaylı vergi ödüyor. Bir de bizim dolaysız vergi tarafımız da adaletsiz. ÖTV'den sonra en çok vergi toplanan kalemse gelir vergisi. Yani çalışanlardan daha ellerine maaş geçmeden kesilen vergi. 2021 yılında 200 milyar liraya yakın gelir vergisi toplanması öngörülüyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ücretsiz izin maaşından bile vergi kesildiğini hatırlattı. Adaletsizliğe dikkat çekti. 1431 liralık nakdi ücret desteğinden 11 lira damga vergisi kesip de milyonluk ön ödemeli konut satışından damga vergisi almıyorsanız bunun artık sürdürülebilir bir yanı yok zaten bu sistemin. Eşimin bir kafesi var mesela, oğlumuz işletiyor. Her ay hiçbir gelir olmadan mütemadiyen gününde vergiler ödeniyor. Ama nasıl ödeniyor? Bir borç alınarak veyahut da öteleyerek. Araba alamıyorum. Yani vergilerinden dolayı. Çünkü ne zaman düşünsem giderleri aklıma geliyor ve bir duruyorum hani. Kurumlar vergisi ise bir yıllığına %20'den %25'e çıkartıldı. Çünkü patronlardan vergi çalışanlarda olduğu gibi anında kesilmiyor. Şirketler pek çok giderini vergiden düşebiliyor. Biz zaten yıla 245 milyar bir bütçe açığıyla girmedik. 20'den 25'e çıksa kurumlar vergisindeki artış, yani bütçeye artışı 14-15 milyar civarında. Çalışan vatandaşsa, borduruluysa, işçi memursa maaşını alırken bir kaynağında vergisi kesiliyor. Efendim haberde de aktardık, artık özel tüketim sayılmayan cep telefonu ya da akaryakıt gibi çoğu üründen hala ÖTV alınıyor diye. Ben de araştırdım tam olarak hangi ürünlerde ÖTV özel tüketim vergisi var diye. 1. İnsan sağlığını etkileyen ürünler, tütün ve alkol. Tamam. 2. Bazı lüks ürünlerde lüks arabalar, mücevherler, lüks mobilyalar, kürk için ÖTV var. Ama mesela araçlarda vergisiz satışı 85 bin TL'ye kadar olan araçlarda %45 ÖTV ödüyoruz. 3. Lüks beyaz eşyalarda, burada da 2021 yılındayız, çamaşır, bulaşık, hatta tost makinelerinde ve elektrik süpürgesinde bile ÖTV olduğunu hatırlatmalıyım. Dolaylı vergiyi en çok ihtiyacı olan yüksek ödüyor. Umuyoruz vergide bu adaletsiz düzen, sürdürülebilir olmayan bu vergi politikası bir gün son bulur diyorum. Sayın seyirciler, Çalışma Bakanı salgın desteklerindeki son durumu yine bir tabloyla paylaştı. 60 milyar lira dağıtıldığını duyurdu. Ancak DİSK ve ekonomistlere göre bu destekler hem az hem de işsizlik fonundan değil bütçeden karşılanmalıydı. Pandeminin başından itibaren bir yıldır sosyal koruma kalkanı adı altında yapılan bu ödemeler, bu tablo ülkeyi yönetenler açısından övünülecek değil,
hicap duyulması gereken bir tablodur. OECD ülkeleri arasında Meksika'dan sonra sondan ikinciyiz biz. Türkiye'nin verdiği destek dönüp bakıldığında yoksul ülkelerin verdiği destekle aynı oranda çıkıyor. Yani %1.1. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal koruma kalkanı adı altında duyurdu. Hükümetin salgın sürecinde çalışana işsize 60 milyar liradan fazla destek sağladığını paylaştı. Ancak DİSK'e göre bu paranın yalnızca 6,5 milyar lirası devletin kasasından çıktı. Geri kalan işsizlik fonundan ve toplanan bağışlardan karşılandı. 51,5 milyar lira işsizlik sigortası fonunda zaten işçiye ait olan paradan. 2 milyar lirası da biz bize yeteriz kampanyası adı altında halktan toplanan bağışlardan yapıldı. Bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Biz bize yeteriz Türkiye. Sosyal koruma kalkanı tablosu bir itiraf niteliğinde. Geride bıraktığımız bir yıllık bir pandemi süreci açısından ve 80 milyonu aşan nüfusu olan bir ülkede 60 milyar lira zaten son derece düşük bir rakam. DİSK'e göre 60 milyar lira zaten az. Üstelik kaynağı da yine işçinin cebi. Çünkü 51,5 milyar lirası yani büyük bir bölümü işçiden kesilen parayla dolan işsizlik fonundan karşılandı. Oysa ekonomist Oğuz Demir'e göre diğer ülkeler yardımlarını doğrudan kendi kasasından yaptı. Başka ülkelerle karşılaştırdığımızda bizim devletimize ödediğimiz vergilerin o vergilerin karşılığındaki desteklerle örtüşmediği yönünde. Bütçeden biz destek vermemişiz. Yani denizde damla bile büyük kaldı yanında. DİSK ise en temel taleplerinin bile gerçekleşmemesinden şikayetçi. Süreçte gelirini kaybeden herkese asgari bir gelir desteği sağlanması gerektiği çok açık. Ağır bir ekonomik ve toplumsal tahribatını yaşıyoruz pandeminin. Bugüne ait koronavirüs tablosu verilerini paylaşalım hemen sizlerle. Test sayısı 319.316, düne göre az bir düşüş var. Vaka sayısı 62.606, düne göre düşüş var. Hem test sayısında düşüş var ancak bu kısıtlı uygulanan kısıtlamalara göre aslında çok yüksek bir rakam. Hasta sayımıza bakalım. 2.973 yükseliş var ne yazık ki. Vefat sayımızda aynı diyebiliriz. Bugün itibariyle 288 vatandaşımızı kaybettik. Şöyle de düşünebiliriz. Her gün bu ülkede artık bir uçak düşüyor ve o uçaktaki mürettebat ve yolcuların tamamını kaybediyoruz. Bu çok acı. İyileşen sayımızda 52.184. Ne yazık ki orada düşüş var. Vefat sayısına bakalım. 35.608. Orada yükseliş var. Üzüntü verici. Arası sayımız 3.240. Orada da yükseliş var. Bugünkü veriler böyle diyelim. Ankara Çankaya'da geçtiğimiz hafta bir inşaat kazısı sırasında istinat duvarı çökmüş ve yıkılma tehlikesi atlatan apartman önce tahliye edilmiş, ardından yıkılmıştı. Dün gece yine Çankaya'da bir başka adreste benzer tehlike atlatıldı. Hayırdır, tehlikeli bir yaşamış. Kepçeye müdahale ettim, dedim ki bakın göçüyor dedim. Bir şey olmaz abi dedi. Duvarlar etraf yarıldı. Duvara kadar uçtu. Şu an millet görüyorsun tahliye oldu. Faciaya ramak kalanlardan biri daha yaşandı Ankara'da. Çankaya ilçesi Çamlıtepe mahallesindeki 3 katlı 10 daireli saadet apartmanı bitişiğindeki inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle tahliye edildi. Birkaç gün buraya bir polis girilmez diye barikat çektiler ama 2 gün sonra aynı şekilde inşaat devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu inşaat temelindeki hatalı kazı çalışması nedeniyle Çankaya'da 21 bina boşaltılmış, istinat duvarı çökmesinden etkilenen Açeli apartmanı yıkılmıştı. Bu kez de bir başka sokakta 3 hafta önce istinat duvarı yapılmadan başlanan inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Geliyorlar, binada dikey çatlak yokmuş, bir şey yok kardeşim. Burada can yatıyor ya. Toprak kayması nedeniyle 10 daireli bir apartman tahliye edildi. Apartman sakinleri öfkeliydi. Çünkü iddialarına göre toprak kayması son bir haftadır yaşanıyordu ama önlemler alınmamıştı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle tüm mahalle sokağa döküldü. Hastası, yaşlısı olanlar büyük tepki gösterdi. Oğlum COVID'li, eşim de kaymastan dolayı evde kalıyorlardı. Nereye götüreceğim bilmiyorum. Bir ev ayarlayıp inşallah bulursak götürürüm. Bulmazsak arabada duracaklar. Aramadım, yer kalmadı. Bütün bina sakinleri sokakta şu anda. Müteahhit nerede? Evinde. Neden arkasında sağlam insanlar varmış? Belediyemizin de bunları denetlemesi lazım. Temeli etkilemeyen ufak bir gelme oldu. Ne temelde kayma var, ne binada kayma var, ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, belediye görevlilerinin tahliye edilen apartmanda inceleme yaptığını, ancak bir sorun olmadığını, yıkım riski taşımadığını söyledi.
Efendim bir izleyicimiz diyor ki emeklilerin sesini duyun. 1600 TL ile 30 gün nasıl yaşanır? Emekli maaşlarının asgari ücretin altında olmamasını umuyoruz. Bir diğer izleyicimiz umuyoruz memura işçiye %3 zam olsun. Gelirimizin %70 vergi olarak geri alın. Devletin kurumlarında yönetim kurulu üyelerine gelince %30 ve 3000 TL zam. Bir de 3-5 yerden maaş alın. Vatandaşa 3 TL zam olsun. Bu adalet mi diye soruyor. Bir izleyicimiz de umuyoruz. Asıl huzur hakkına ihtiyacı olan milletimiz, emekli olarak ben de bayram ikramiyeleri de dahil, huzur hakkı zammı istiyorum demiş. Efendim İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip son yolculuğuna uğurlandı. Kraliyet törenine salgın önlemleri damgasını vurdu. Kraliçe 2. Elizabeth 73 yıllık eşi Prens Philip'e veda etti. İngiltere'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenaze töreni salgının gölgesinde gerçekleşti. Windsor Kalesi'nde sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene 30 aile yakını katıldı. Konuklar kilisede maske taktı. Kraliçe 2. Elizabeth töreni tek başına izledi. Tören Prens Philip'in tabutunun şapelden çıkartılmasıyla başladı. Tabutun üzerinde prensin donanma şapkası ve kılıcı yer aldı. Prens Philip'in naaşı kendi tasarladığı özel araçla taşındı. St. George's Kilisesi'ne giden araca kraliyet ailesi yürüyerek eşlik etti. Aralarının açık olduğu bilinen Prens William ve Prens Harry yan yana yürümedi. İki kardeşin arasında kuzenleri vardı. Kraliçe Elizabeth ise kiliseye araçla gitti. Kilisedeki törenin ardından Prens Philip'in naaşı kraliyet lahitine konuldu. Tören öncesi ise üniforma krizi yaşandı. Tahttan feragat eden Prens Harry ve kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Andrew'un askeri üniforma giymemesi için yeni çözüm bulundu. Hanedan üyeleri kraliçenin isteği üzerine cenazeye sivil kıyafetlerle katıldı. Ramazan ayı dendiğinde akla çeşit çeşit tatlıyla dolu iftar sofraları gelirdi ama artık tatlı almak bile lüks oldu. Artan maliyetler nedeniyle fiyatlar yükseldi. Tatlıcılar da en sakin günlerini yaşıyor. Şu anda boş dükkan. Evet. Bir siz varsınız, bir de tatlılar var. Aynen öyle. Baş başa kaldık. Müşteriler? Genellikle işte tek tük geliyorlarsa geliyorlar. O bir kilo falan alan da yok üstelik. Satışlarımız çok düştü. %80 olarak düştü. Normal Ramazanlarda bu pandemi olmasaydı eğer biz %100'den daha fazla çalışıyoruz. Eskiden bir kilo, iki kilo baklava alan kişi geliyordu. Şimdi yarım kilo alıyor. 400 gram alıyor. Ya bu ne demek? Artık lükse kaçıyor. Gelir düştü, fiyatlar arttı. Artık tatlı almak lüks oldu. Ramazan ayında en çok tatlıcılar iş yapardı. Ancak bu Ramazan bütün esnafın olduğu gibi onların da işi düştü. Bizim altın çağımız ama maalesef yani. Yok mu satış? Tabii Ramazanlarda tabii tatlı satmamız lazım ama yok. Fiyatlar da pahalı. Pandemi olmasaydı bu vitrin olduğu gibi tatlıyla dolu olacaktı. Ancak şu anda tam dolu olmayan iki tepsi var sadece. Çünkü talep yok. Maliyetler arttığı için bu da tatlı fiyatlarına yansıdı. Örneğin fıstığın fiyatı %30-40 oranında zamlandı. Bu da fıstıklı tatlıların kilosunu 110 liradan 140 liraya çıkardı. Normal Ramazan olmuş olsaydı, normal bir salonumuz açık olmuş olsaydı bu kadar çeşit değildi. Şu anda menümüzde gözüken bu tatlı çeşitlerimizin hepsi olacaktı. Talep fazla olmayınca fazla getirtemiyoruz tabii ki. Her şeyi azalttık. Tatlıyı da azalttık. Daha sık alıyorduk. Şimdi daha az alıyoruz. Tatlı maliyetleri bazı kalemlerde geçen yıla göre iki katını bile aştı. Elektrik, su, doğalgaz derken tatlıcılar fiyat arttırdı. Eskiden mesela fıstığın kilosu 100 lira alırdık, şimdi 200 lira. Ya cevizin kilosu eskiden 30 liraydı, şimdi 70 lira, 80 lira. Bir torba unu alırdık eskiden 70 lira, 80 lira, şimdi 200 lira yakın. Şimdi yağ da zaten aldı başını gidiyor. Eskiden kuyruk oluşurdu, kuyruk namına keyisini göremiyoruz. Çok pahalı, o yüzden rağbet az olabilir yani. Evet, siz alıyor musunuz? Doğum günü vardı, mecbur aldık. Çoğu tüketici eskisi gibi ağzı tatlansın diye değil, mecbursa alıyor tatlıyı. Baklava fiyatları, şerbetli tatlılar 120 liradan başlıyor, 160 liraya kadar çıkıyor. Şimdi biz 90 liraya satıyorduk, şu an ondan sonra 120 lira ama Gaziantep'te 140 liraya satıyorlar. Biz gene yansıtmamaya çalıştık ama... İstanbul'da çöp konteynerine atılan yavru kedileri bir belediye çalışanının dikkati kurtardı. Temizlik görevlisi elleriyle ısıttığı yavruları belediyenin sağlık birimine teslim etti.
Yavruların iki tanesi konteynerin içerisindeydi. Diğerlerini tam konteynerin şu arka kapağının olduğu yerde oradan aldım diğer yavruları da. Öyle bir vicdansızlık ki yeni doğmuş kediler çöpe atılmıştı. Belediyenin temizlik personelinin dikkati o yavruları mutlak bir ölümden kurtardı. Kameradan bir kıpırtı fark ettim. İstanbul Tuzla Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Kadir Doğan her gün olduğu gibi çöp konteynerlerinden birine yaklaştı. Konteynerin içini görebilen kameralarda bir hareket fark etti. Dikkatle inceledi. O hareketler yeni doğmuş kedi yavrularına aitti. Toplamda 3 tane yavru kedi yeni doğmuş, göbekleri daha düşmemiş ve bu şekilde buraya atmışlardı bu hayvanları. Yavrulardan biri ölmüştü, diğeri ise Kadir Doğan sayesinde hayatta kaldı. Elleriyle ısıttığı yavruları çalıştığı belediyenin ilgili birimine teslim etti. Kamyonun içerisine koydum. Güzelce sardım. Isıttım onları. Fox Haber'in Instagram hesabına Yasemin Hanım İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasını umuyoruz demiş. Daha sonra etkili hayvan hakları yasasının hemen imzalanmasını umuyoruz diye görüşünü bizlerle paylaşmış. Evet, Ramazan ayındayız efendim. Sadece oruç ayı değil, vicdan, vicdanımızı hissetme ve aynı zamanda yardımlaşma ayı, hem de her canlıyla. Dolayısıyla ben de bugün bu kutsal günde, özel günde, Ramazan gününde etkili yeni hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Efendim, Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay.